Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ASP.NET Web API konusunda giriş bilgisi vermeye çalışacağım. Adım Tuğba Korlu. Geliştiricisi olarak özel bir firmada çalışmaktayım. ASP.NET ve ASP.NET MVC özellikle yoğunlaştığım alanlar arasında. Blog ve Twitter ve e-mail adresim ekranda gördüğünüz gibi buralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. İçeriye bakacak olursak ASP.NET Web API nedir? Hangi sorunlarımızı çözer? Bu konuya değineceğiz. Bunun yanında ise basit bir demo ile sistemin nasıl çalıştığını anlayacağız. Son olarak da faydalı kaynaklara göz atarak videoyu bitireceğiz. ASP.NET Web API, .NET tabanlı HTTP servisleri geliştirme konusunda bize sunulan bir platform. Bu platform ile özellikle REST servisler geliştirmek oldukça kolay hale gelmiş durumda. Şu anda framework beta aşamasında. Ama oldukça olgun bir beta aşaması. Hatta Go Live License'ına sahip ve bu da Microsoft'un resmi desteğini arkasında bulundurduğu anlamına gelmekte. ASP.NET Web API, IIS ve self-hosting imkanlarını bulundurmakta. Fakat bunun yanında ise ASP.NET ve WCF yapılarından tamamen bağımsız bir yapı içerisinde. Bu da Web API'nin hiçbir yapıya bağımlı olmamasından kaynaklanan getirdiği birkaç avantaj bulunmakta. Bunlara da ilerleyen aşamalarda değineceğiz. ASP.NET Web API'yi Nuget üzerinden temin etmeniz mümkün. Demomuzda bu şekilde temin ederek nasıl olduğunu göreceğiz. Peki hangi sorunlarımızı çözer? ASP.NET Web API, B2B uygulama servisleri yaratma konusunda oldukça işimize yarayacak. Bunun yanında REST servisler. Aynı zamanda ölçeklenebilir bir uygulama için ASP.NET Web API oldukça uygun. Sistem baştan sona asenkron yapıda tasarlanmış durumda. Ayrıca tamamen unit testing'e uygun bir yapıda karşımıza çıkmakta. Hemen hemen hiç neredeyse sealed class bulunmamakta yapının içerisinde. Birçok formatta veriyi açma şansımız var karşı tarafa. Bundan kastım hiçbir şekilde iş mantığımızı değiştirmeden verileri yazdığımız kişileştirilmiş formatlar ile karşı tarafa açma şansımız bulunmakta. Bir demo ile nasıl çalıştığını anlamaya çalışırsak sistemin Visual Studio açtığımızda yeni bir proje yaratalım. Boş bir ASP.NET web uygulaması yaratacağım. Buradan ilerliyor olacağız. Nuget ile ASP.NET Web API'yı projemize dahil ettikten sonra Entity Framework'ü de dahil ederek demomuz için bir data ulaşım alanı sağlayacağım ki uygulamamız oldukça gerçek görünsün. İlk olarak modellerimizi ekleyerek verimizi oluşturmak istiyorum. Bunun için zaman harcamak istemiyorum. Daha önceden yarattığım sınıfları aktaracağım. Bu kesinlikle Web API ile bağlantılı bir sınıf değil. Tamamen size kalmış. Burada gördüğünüz gibi car sınıfımız var. Aynı zamanda bir context sınıfımız da var. DB context. Burada da veri tabanı yaratılırken içerisine ekliyoruz ve böylelikle hazır bir verimiz olmuş oluyor. Üzerinde test etme şansımız sahip olacak. Şimdi ise Web API'yi
ASP.NET üzerinde burada host edeceğiz. Bunu yaparken de ASP.NET MVC ASP.NET düzeltiyorum. ASP.NET üzerinde bizim Web API'ye bir şekilde başvurmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için ise uygulama çalışırken konfigürasyon ayarlarını çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için Global ISX dosyasını, daha çok Global ASAX olarak biliniyor. Start metodu üzerinde Global Configuration Routes üzerinden Map HTTP Route bize istediğimiz başvuruyu sağlayacak metot. Burada route için bir isim veriyoruz. Default vereceğim ben. Burada ise URL desenimizi yazıyoruz. Controller adı. Ve diğer parametreler. Bu kısımda ise default değerleri yazıyoruz. Yani varsayılan değerler. Parameter optional. Bu şekilde belirttiğimiz sürece ID'nin opsiyonel bir parametre olduğunu routing sistemine bildirmiş oluyoruz. Burada ASP.NET MVC'ye aşina olanlar görecektir ki controller'ı koyuyoruz ama bir action yok burada. Bunu ise şu şekilde açıklayabiliriz. ASP.NET Web API MVC'nin aksine action'larla değil HTTP metotlarıyla çalışmakta. Yani eğer biz API ve controller adında, yani API slash cars üzerinde bir istek gönderirsek ve bu istek get metoduyla gönderirsek, sistem bizi cars controller içerisinde get metoduna veya get ile başlayan metotlara yönlendirecektir. Burada da bulduğu metodu çalıştıracaktır. Fakat eğer iki tane aynı parametrelere sahip metot varsa hata alma şansınız var. Hata büyük ihtimalle alacaksınız. Bu da zaten size arkadaş canlısı hata mesajları ile belirtilmekte. İlk önce kontrolörümüzü oluşturarak verimizi dış dünyaya açacağız. Controller sınıf ismi son olarak controller ile bitmek zorunda. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bunu değiştirmek mümkün. Ve API controller sınıfından türemek zorunda. Aslında bakarsak API controller sınıfından değil, HTTP controller interface'inden, yani arayüzünden türemek zorunda. Fakat bu arayüzün implemente edilmiş hali API controller bize oldukça fazla fonksiyon sağlamakta. Bunu kullanmamız faydalı olacaktır. İlk olarak ise konteksimizi alarak verimize ulaşacağımız için burada ilk önce konteksimizi aldık. Ve her şey hazır şu anda. Uygulamamızı çalıştırıp çalıştığını görebiliriz şu anda. API slash cars
adresine gittiğimizde ise verimizi alıyor olacağız. Tabii ilk önce veri tabanı yaratma işlemi. Evet, veri tabanı da yaratıldı. Görüyorsunuz ve burada verimiz hazır şu anda. Bütün veriyi karşımızda görüyoruz. Bir başka metot ile de sadece tek bir veri alalım. Get car. Hatırlarsanız ID'yi metot olarak alacaktık. Parametre olarak düzeltiyorum. Burada ise filtreleme işleminde link özelliğini kullanıyoruz C#'ın. Gittiğimizde ise buradan bir yaparak göreceğiz ki bu sefer de tek bir objeyi geri döndürebiliyoruz. Bir başka göstermek istediğim özellik ise size HTTP üzerinde tamamen kontrolün sizde olması. Buradan kastım HTTP header'ları üzerinde, HTTP mesajları üzerinde tamamen yapıyı şu metot üzerinde tamamen sizin hakimiyetiniz mümkün. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. HTTP car sınıfı yerine HTTP response message sınıfı döndürerek HTTP üzerinde HTTP metotları HTTP düzeltiyorum header'ları ve mesajları üzerinde istediğimiz şekilde hakimiyet kurabiliriz. Burada ben demo amaçlı, sadece göstermek amaçlı header ekleyeceğim. Çok anlamsız bir header ama demo için uygun olacaktır. Network kitabını açtığımda ise buradan gelen isteği yakalıyor olacağım ve baktığımızda ise header'ımızı görüyor olmamız gerekiyor. Evet. X-Kadir'e merhaba. Gördüğünüz gibi header'ımız isteğin cevabı olarak geçmiş durumda. Dilerseniz bu nasıl karşı tarafta kullanıldığını da görelim. Bunun için de daha önceden yarattığım bir HTML. Gördüğünüz gibi HTML tamamen ve herhangi bir ASP.NET sayfası olması gerekmiyor. HTTP konuşabilen her dilde tüketebilirsiniz bu API'ları. Burada sadece jQuery'ye bir referansımız var. Başka hiçbir şey yok. Burada yapmak istediğimiz bu URL listesini arabalarla doldurmak. Araba listesiyle. Bunun için hemen ufak bir JavaScript kodu yazmamız gerekiyor. İlk önce JavaScript kodumuzu global scope'tan çıkartarak kendi skobumuzu alalım.
Burada yaptığımız ise sadece JSON olarak bir istek göndermek, JSON olarak istediğimizi belirtmek. Bu şekilde de verimiz bize geri dönecek ve bu veri üzerinde biz sağlayacağız. Biraz daha güzelleştirmek istersek. CSS'e eklersek daha düzgün bir yapıda göreceğiz. Evet. Şimdi ise Detail butonuna bastığımızda ise alt tarafa detail'ların gelmesi için bir kod yazalım. Şimdi bastığımızda ise detail'ları da alıyor olacağız. Karşı taraftaki server'dan gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok basit bir şekilde VPN'imizi oluşturduk ve karşı taraftan tüketimini sağladık. ASP.NET Web API sayfasından birçok faydalı bilgiye ulaşabilirsiniz. Çeşitli blog yazıları ve kaynakların bir derlemesini gördüğünüz linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Web API forumundan da gerekli olan bilgilere ulaşma şansınız var. Bunun yanında ise sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bütün kaynakların İngilizce, şu anda Türkçe kaynak bulmak biraz zor, oldukça zor. Ama ilerleyen zamanlarda umuyorum Türkçe kaynakta daha çok olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.